Tekrardan merhabalar. Project Zomboid serisinde başımıza gelen dertten çalıştığımız bir bölüm. En son siz için de yola çıkmıştık. Arabamız kaza yaptı. Aracımız yok. Bilinmezliğin ortasındayız. Gördüm ilk eve sığındım. Yani şu an aslında planım şeydi, bir araç bulup düz kontak yapıp gitmekti ama ne yazık ki araçların durumu buna el vermedi. Yani yanımda bir depo benzinli geziyorum. Hani kullanılabilir bir araç varsa düz kontak yapıp kaçacağım ama ne yazık ki yok. Bu bölümde götümüzü kurtarmanın peşinden gideceğiz, öyle söyleyeyim. Yani ölmemeye çalışacağız. Bakalım. Şimdi karakter bindindensin. Yük oranı çok ağır. Yorgun. Aşırı yorgun. Bir gün ortasına geldik. Planım bu evde geceyi geçirip ertesi gün en azından arabayı kaza yaptığımız nokta şurası. Burası bizim sonradan araçla gidip işaretleyelim. İşaret koyalım. Kıskanım ya da mı? Uç kısımda zaten. Kazayı burada yapmıştık. Geçen bölümde şu yoldan yürüyüp burada bir tane araç vardı, onu düz kontak. Ama şansımız ne var? Buraya sığınmak zorunda kaldık. Şeridinde şu evlerde arabalar falan. Şansımız ne var gitmedi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bizim evimiz zaten şurası. Bir gün geçireceğiz. Buradan yürüyerek. Sıkıcı bir yolculuk olacak ama en azından geçen bölümde de bahsettiğim gibi zor durumlarda kaldığınızda nasıl başa çıkabileceğiniz, kendinizi nasıl kurtarabileceğiniz için bir örnek olacak. Kaza geçirdik. Araba pert oldu. Sürüsünün arasından çıktık ve eve ulaştık diyebileceğimiz bir bölüm olacak. Öyle. İstemiyorum. Uyursam çünkü geceye doğru uyanacağım. Geçireceğiz mesela. Ayak yok. Sıkıntı. Bugün her şey yolunda. Peki gidelim. Ha, tükenmez. Nasıl gideceğimiz yer burası. Siyah koydum. Siyah. Araba orada. Oraya gideceğiz çünkü o araba. Aslında hem bagaj var hem de benzin bidonları var. Artı şu lokasyondaki yere bu lokasyondaki yere gidip askeri malzemelerin olduğu yere gitmemiz. Sorunsuz şekilde burada geçirebiliriz sanırım ama neyse, bu gece yola çıkayım. İşte bug var galiba. Işıldaması normal değil. Artık yola çıktık. Sakin sessiz bir şekilde yolu takip ederek, yani ışık kaynağının olmaması da ayrı bir sıkıntı. Sorun olmaz. Kulağımıza güvenerek ilerliyor olacağız. Kulağımıza güvenerek ilerliyor olacağız. Eğer zombilerin falan sesini duyarsak en azından ona göre ilerleriz. Burada cidden
Bu bitkiler ne parlıyor ya? Yani şeyi istemezdim. Evet, gece yola çıkmayı istemezdim ama en azından sabaha karşı orada oluruz. Rahat bırak. En azından yol aydınlık. Ay şansımızda şey de yok. Dolunay falan da yok, iyi mi? Bir ay ışığı falan buraydı, iyiydi ya. Tehlikeli bir hareket ediyorum ama onun ne olduğuna bakmam lazım. Bu çantası mı yoksa başka bir şey? Çantasıymış. Şey, hiking çantası olarak gördüm. Dağ çantası, dağcı çantası olarak gördüm de. Karanlıkta tabi olmadım, o yüzden öldürdüm. Sıkıntı yok yani. Eğer zorda kalırsak öldürmeden sakin. Ben yine bu kısmı hızlı sararım çünkü bu kısım birazcık sıkıcı olacak. Yani ben sıkılıyorum, bari siz sıkılmayın. Bunu direkt fast forward sayacağım, gideceğim. Evet, saat gece 3. Hala yolda yürüyoruz. Olağan dışı bir hareket yok. Seyre devam. Zombilere selam. Yola devam. Şurada bir ev vardı. Bir dakika, şansımı denemek istiyorum ya. Orada bir ev gördüm gibi geldi bana da. Aynen. Bak şurada. Ama araba varım yokmuş da ondan emin değilim. Boşa da gidebilirim. Ben yolumdan durduk yere diğer arabaları bulma umuduyla saptım. Şuradan da şuraya kadar. Bir bölümde eve yürümüş olsaydım çoktan olur. Çok. Daha arabanın kaza yaptığı bölgeye geldik. Burada olduğum çalışmadan gel. Yani en azından geçici şekilde bir kullanabileceğim bir araç olsaydı çok iyi olur. Evde en azından yedek bir araç var. Bu sefer daha dikkatli, daha hazır bir şekilde yola çıkmak lazım. Üzüldüğüm tek nokta şu. Diğer kaza yaptığımız aracın motor kalitesi bayağı yüksek. Yani elimizde %72 olan, yani yüzde seviyesi 72 olan bir motor kalitesi olan bir araç var. Aslında yok. Belki onu bir aracı kazaya kurban vermek hiç hoş olmadı. Abi sisin ortasında da yolun ortasında o araba ters dönmez ya.
Arabayı düz kontaklamayı başardık ama. Dışında başka araç gelme. Bunun dışında başka arkadaşlar gelmemesi lazım. Ben şuna bir benzin takviyesi yapıp bizi kurtarabilir bu araç. Hayır. Tanrım. Bu araç için hurda demiştim. Sözlerimi geri alıyorum. Bu araç için hurda dediğim sözler için özür dilerim. Şu an şansımız bir tık yaver gitmiş. Yani onca yolu yürümekten ziyade burada bir aracı düz kontaklayıp kendimizi kurtarmış olduk. Yani bu tür durumlarda pes etmeyin. Yani karakter ölmediği süre boyunca hala daha umut var demektir. Isırılmadığınız süre boyunca hala daha umut var demektir. Gözüm yolda. Bu sefer bakmayacağım oraya. Direkt yola bakarak konuşacağım. Ne olur ne olmaz şimdi. Araba yoktu da. Olur da birisi araba falan devirmiş olur. Suyu şeye gitmeyelim. Burada gitmeyelim. Bu araba gerçekten beni şaşırttı yalnız. Bu arabanın kondisyonu çöptü. Son baktım. Ama kontrol edeceğim eve gidince. Bu araba var ya, kayda değer. Ben bu arabayı tamir edeceğim ben bu arabayı. Bu arabayı bildiğin tamir edeceğim. Bu arada yetenek geliştirmelerle alakalı şöyle bir update geçeyim. Tamir demişken. Araba tamir ettiğiniz zaman hani dedim ya, günlük bir kere bonus şey alabiliyorsunuz diye. Her araba için bir tane. Yani sizin evinizde 5 tane araba varsa o 5 tane arabanın parçalarını her söktüğünüzde çarpı 5 yetenek eksik kasma durumunuz var. Yani o yalnız bu araba bizi cidden kurtardı. Ben bir şey diyeyim mi? Bu araba bizim hayatımızı kurtardı. Ama ciddi ciddi bizim hayatımızı kurtardı. Farları kapatalım. Aküsü bitmesin diye. Aklınıza bulunsun. Yani radyonun açık olması, diğer şeylerin açık olması akünüzü bitirir. Sıkıntı yok. Abi şimdi arabanın kalitesine bak. Bu araba bizi eve getirdi. Abi arabada hiçbir şey yok. Yani bu araba gerçekten bizim götümüzü kurtardı. Motor kalitesi kaç bunun? 42. Yani motor kalitesi de çok yüksek değil. Abi sen var ya, efsanesin ya. Sen bizim hayatımızı kurtardın. Arabada fren yok, süspansiyon yok. Hiçbir şey yok arabada. Sen var ya, efsanesin. Yani bu bölüm yani geçen bölüm şansım yaver gitmemişti. Tersine gitmişti. Bu bölüm iyiye doğru gitti. Abi bak. Görüyor musun şansı? Orada direkt tekledi, teklemeden direkt çalıştırdı. Şimdi evin içine girdik. Araba 4. 5. denemede çalışıyor. Ama sen hak ettin kardeşim. Sen var ya, sen full bakıma. Sen burada kal. Sana güzel bir şey geçeceğiz. Kıyak geçeceğiz. Ziyan olmasın. Güzel. Yani eve döndük en azından. Yani planım, amacım şey, tekrardan ekipman toplayıp sağlam bir şekilde gitmek. Aracın şey yok muydu? Arabanın durumuna bir bakabilirim. Arabanın anahtarı yok ama kontaklayabiliriz. Yani aracın genel durumu da iyi. Motor kalitesi. Üst kontak geçebilir miyiz bunu? Elektrik ve mekanik bilmenin faydası bu.
Yani bunu şunu da yapabilirsiniz bu arada. Erken oyunda eğer araba bulmak istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız hırsızlık ağacını seçerseniz bunu yapabilirsiniz direkt. Şimdi bir yetenek geliştirmeden. Güzel. Arkadaşı da düz kontaklamış olduk. Lönü'ye bir araba daha katıldı. Tabii ya, tabii. Hoş geldin kardeşim. Evet, bunu da görmüşken aşağı tarafı kapatmamız gerektiğinin de gerçeğini görmüş olduk. Aşağı kısmı komple boşlamış bulunmaktayız. Aşağı kısmı gerçekten boşladık. Tamam, üst taraftan risk gelmiyor ama aşağıdan hala risk var. Yöreğini kolunu sallayarak gelebilir. Yani şu zamana kadar iyi yaşadık ama. Genel olarak baktığımız zaman bir ay 10 gün oldu. Hani 1,5 aya yakın neredeyse. Birileri kapımız. Normalde mızrakla değil de şey olarak öldürseydim çok daha iyi olacaktı. Kıyafet için. Şeyi de öldürelim. Başka var mı civarda? Yok. Zombileri bir temizleyelim. İçeri fazla şekilde biriktiler. Bıçağı var onda. İyi. Önünde gerçekten bir yığılma oldu. Sarı görmüş. Aa, kıyamet. Görüm. Kardeş. Yani burayı da bir hızlı şekilde fast forward sarayım. Sıkılmayın. Ama bunları temizlemenin başka bir yolu yok ne yazık. Ya da hepsini bir tek bir tarafa toplayıp Molotov kokteyli atmak. Ama Molotov kokteylinin şey yani çok büyük riski. Yangın çıkarma riski çok büyük. Bu arabanın bagajı iyi durumdaymış. Arabanın bagajı bayağı iyi. İşte ben. Direksizleri. Şimdi. Bu arkadaşları izlemenin yolu ya mezar kazıp içeri atacağız tek tek ya da başına getirip burada yakacağız. Bu çıkıyor oluyor. Şimdi yeni yamayla beraber daha önce yani yeni yama dedim yine bir süre oldu da bunların tekrardan kalkma ihtimali de var. Yani fake death dediğimiz olay. Ölümlerini fake yapıyorlar. Gerçekten ölmüyorlar. Sinekli arkadaş. Hastalık getirebilecek olan riskler.
Yani ben her ne zaman birini yakmaya planlasam zaten oyun yağmur yağdırıyor. Bak diğer bölümleri izle. Diğer bölümlerin de hepsi de bu. Ne zaman böyle birileri de alevi ateşe vermeye mail etsem oyun diyor ki hayır. Yakmayacaksın. Eve geldik. Şu zombi sürüsünün bir kitabına baktık, cesetlerin. Arabayı tekrardan hazırlayıp kaza yaptığımız arabayı toparlayıp gitmemiz gereken yere doğru gideceğiz. O Surplus askeri, Surplus Army şeyi, ya yani kırsal bölgede riski çok daha az ve çok fazla mühimmat şeyi var. Bu arada yorumlardan bir arkadaş bana Sina XP ile alakalı bir şey daha sormuştu. Hani nasıl kısılabilir tarzında. Bunu da bilgisini vereyim. En rahat kasabileceğiniz şey silah pompalı. Çünkü saçmayla beraber aynı anda birden fazla zombi öldürdüğü için multiplier'ı fazla oluyor. Yani genelde şey yapılabilir. Bu hordu peşine taktın abi. Geri geri giderken yaklaştıkça sıkacaksın. 4-5'i düşecek. Sıkacaksın 4-5'i. Ama onda şöyle bir risk var. O sırada flankleme ihtimalin çok yüksek. Yani diğer zombilerin seni arkadan çevirmesi ya da sesi duyanların oraya toplam yüksek. Bu oyunda silah kullanma multiplayer'da falan yapıyorlar ama single player'da hani çok ağır ihtiyaç olur mu? Single player'da genelde şey yapılıyor. Molotov kokteyli temizleme. Yani kokteyliyle temizleme yapılıyor. Ya da kamp ateşi taktiği dediğimiz bir şey var. Sirenle bir araç buluyorsun abi. Sen araç lazım. Sirenle bir araç buluyorsun. Şimdi bir araç park edilmiş. Kamp ateşini o aracın yakınına duruyorsun. Sirenli araca park edip sirenleri açıyorsun. O sırada dışarıda kamp ateşi yanıyor. Zombiler senin aracının etrafını sardığı zaman kamp ateşinden alev alıyor. Şimdi diğer arabanın mantığı ne? Diğer arabanın mantığı şu. Senin çıkacağın kapı diğer araba tarafından bloklanıyor. Doğal olarak zombiler oraya gidip camı kıramıyor. Sana hasar veremiyor. Ve doğal olarak sen arabanın içerisinde güvendeyken etrafında zombiler sardığı için kamp ateşinden alev alıp toplu halde yanıyorlar. Sonra iniyorsun. İstediğin yeri lootluyorsun. Birazcık meşakkatli, uğraşlı ama sonunda şey yapabiliyorsun. Rahat bir şekilde pardon. Çığlık attı. Rahat bir şekilde loot atabileceğin yerleri temizleyebilirsin. Ya da en basit örneği üzerine çekip blok blok aşamaları başka yerlere zorlayıp aşmak istemiyorsan. Yani birden çok faktörü var. Tamamen senin kendi elinde olan. Abi ne zombiymiş? Taşı taşı bitmedik. 3 tane bir öldürdük anasını satayım kapı. Beni diyorum var ya. Çöpçüye döndüm iyice. Ulan bir de oraya şey yapıyormuşum, yakıyormuşum. Hepsi alev almıyormuş. Yakarım lan oraya. Molotov kokteyli atarım oraya. Hayır daha da var yani bir ton var. Koşmak da istemiyorum karakter yorulacak diye. Lan kamp ateşini dışarıya bir yere mi kursaydım? Evin içine kurdum ama bir tane de kamp ateşi dışarı mı koysaydım? Şuraya falan böyle. Sinekli arkadaşları alalım. Teşkil edecek olan şey. Şöyle yapayım. En azından bir ara vereyim. Hem karaktere yemek yedireyim. Hem şu üstünü başını yıkayayım. Hem de o sırada belki yağmur diner. Yağmur dindiği zaman aleve veririz direkt. Yakarız böyle. Yakarız bu gezegeni. Yakarız. Yukarıda yağmur suları doluyor. Doğal olarak aşağıdaki musluklar da doldu. Bak. ...160 tane doldu. Oh! Evet işte tesisat çekmenin faydası bu.
Öteki türlü şey yapacaktım. Buradan suyu al. Kaynat. Temiz su olsun. İçme suyu haline getir. Şimdi direkt oradan yukarıdan temiz su olarak aşağı iniyor. Pantolon. Şimdi yine standart şey yiyeceğiz mecbur. Kilo durumundan dolayı salata yiyeceğiz. Bu arada aşçılığın şeyiyle alakalı şöyle bir şey vereyim. Hemen göstereyim. Aşçılığı geliştirmenin yolları var. Yok değil. Mesela örnek veriyorum, bu şunu aldık. Bunu ısıtabiliriz. Yanılmıyorsam bunun ısınması lazım. Ya da konserveleri, bak şu an ısınıyor. Ya da konserveleri tencereye şey yapıp koyup, tavaya koyup şey yapılabilir. Yemek yapılabilir. Aşçılık puanı için. Aşçılık puanını ne kadar çok kasarsanız size artı avantaj. Dediğim gibi az malzeme kullanıp çok fazla kalori alırsınız. Artı ileri seviye aşçılık 7. seviyeden sonra yanılmıyorsam 7 ya da 8 olması lazım. Emin olmam lazım ezbere konuşmayayım diye. Çürümüş malzemeleri yemeğe sorunsuz şekilde katabiliyor. Yani çürük malzemelerden sağlıklı yemek yapabiliyorsun. Bu da iyi bir şey. Yani waste not. Bu Seven Days to Die'de de vardı. Aşçılık seviyesi belli bir seviyeye geldikten sonra çürümüş etten falan yahni yapılıyordu. Aynı mantık, aynı mentalite. Ne bulursan ye, hani yenilebiliyorsa sorun yoktur mantığında. Çürük sebzelerden, meyvelerden ya da etlerden yemek yapmanı sağlayabilecek bir şey vardı. Tarif veriyor. Anmanı sağlıyor. Ama şeyi etkiler mi bilmiyorum. Hassas mideli trader'ı etkiler mi bilmiyorum. Etkilemez büyük bir ihtimal. Sorunsuz şekilde yemek yiyebiliyorsan onu da hassas mideyi tetiklememesi lazım. Trigger olması lazım. Yani sizin aslında sağ çekmektim açıkla. Sizin aslında aşçılık seviyesini yüksek seviyeye getirmenizde fayda var. Yani şu becerilerde şu aşçılık 7. seviyeye gelmişim ben neredeyse. 8 olması lazım o zaman. Gerçi marangoz o. Aşçılık şurada. 4. seviye. Her şey yok ki. Çarpan yok. Kitabını okumadığın için az az veriyor. Zaten bir ara kitap okudum. Şu salatayı da uzun. Uyku geldi ama ceset taşımama engel bir durum değil. Yani bu bölümü en azından burada bitiririm. O arka planda ceset taşıma işini ben yaparım. Bunu sizin görmenize gerek yok. 18 yaş üstü. Yani burada yani bu moral of the video. Videonun konusu direnin. Yani karakter ölmediği süre önce çıkmadık candan umut kesilmez dedikleri bir durum var ya. Yani videonun başında kırsal bölgedeydik. İçimiz Ayaz'daydı. Saat gecenin ikisinde yürümeye çalışırken bir tane bulduğumuz hurda araçla tekrardan. Yani karakter böyle çok ağır zorda kalmadığı süre boyunca ısırılmadığı ya da ayağı bacağı kırılmadığı süre boyunca her zaman için bir çıkış yolumuz vardır, öyle söyleyeyim. Bir çoklarız. Bölümün amacı da size zor durumlardan nasıl hayatta kalabileceğinizi göstermek için ufak bir şey oldu. Yani diğer bölümde birleştirildiği zaman, diğer bölümde panik anında nasıl panik yapmadan, olay anında nasıl panik yapmadan zordan çıkabileceğinizi, bu bölümde de nasıl soğukkanlılıkla zorda kaldığınız yerden çıkabileceğinizi gösteriyor. Yani senaryo farklı olabilir. Haritanın öteki ucuna gitmişsindir. Orada da bir tane araba bulabilirsin. Ama bunun için karakterin gelişmesi önemli işte. Eğer ben şey yapmamış olsaydım, becerilerden elektrikçiliği bir seviye vermemiş ya da mekaniği iki seviye vermemiş olsaydım düz kontak yapamayacaktım. Bu biraz daha zora sokacak. Ha, ne yapacaktım? Gördüğüm bütün arabaları yoklayacaktım artık. Üzerinden anahtar var mı yok mu diye. Yani yine kurtuldum. Çıkabilir. Bir dolu benzinim var. Doğal olarak bulduğum arabanın anahtarı varsa direkt benzin deposunu doldurup kaçabilirdim. Yani her zaman için bir çıkış yolu var, zor da olsa kurtulma ihtimali oluyor. Tamamen kullanıcının oyun bilgisine bağlı.
Beyninin idrakı ile alakalıymış. Dedik bu bölümü burada sonlandıralım. Ben de cesetleri tek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorum yapabilirsiniz iyi ya da kötü de. Discord kanalımızda olabilirsiniz. Aşk oyunları. Ya da en azından bir söyleyebilir ya da önerilerde bulunabilirsiniz. Öyle. Çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bakın önde tertemiz olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.